Gaz ve dumanla zehirlenmelerle sık karşılaşmış durumdayız. Karşılaşabiliyoruz daha doğrusu. Bu gibi durumda ne yapacağız? İlk yardımcı olarak öncelikle kendi güvenliğimizi düşünmemiz gerekiyor. Mesela gazlı, dumanlı bir ortama hemen gidip dalıp kurtarmaya çalışmayacağız. Önce güvenlik diyoruz. Mesela dışarıdan içeriye girmeden önce bir gazın varlığını hissettiysek güven için ne yapmalıyız? Akımı kesebiliyorsak mutlaka gazın kaynağını kesmemiz gerekiyor. İçeriye girmeden kendimizi korumamız gerekiyor. Varsa bir maske mutlaka. Maske yoksa nemli ıslak bir bezle ağzımızı burnumuzu kapatıp öyle içeriye girmemiz gerekiyor. İçeriye girdik. Hala güvenlik önlemlerimiz bitmedi. Ne yapacağız? Elektrik düğmeleriyle kesinlikle oynamayacağız. Açıp kapatma işlemi yapmayacağız. Ya da işte telefonmuş, el feneriymiş gibi kıvılcım yaratacak hiçbir cihaz kullanmayacağız. Eğer bunları kullanırsak, diyelim ki bir elektrik düğmesine bastık mı, bir kıvılcımla patlatabiliriz. Patlamaya sebep olabiliriz. O yüzden kesinlikle kıvılcım yaratacak hiçbir cihaza dokunmadan içeriye girer girmez ilk yapacağınız işlem camı, kapıyı açmak olacak. Camı kapıyı açıp içeriği havalandırıp sonra hastaya müdahale etmek gerekiyor. Ama havalandıramıyorsak o ortamda bulunup müdahale etmeyeceğiz. Çünkü müdahale ettiğimiz takdirde biz de zehirlenebiliriz. Hemen ortamdan dikkatli bir şekilde kişiyi güvenli, temiz bir havaya çıkartıp orada müdahale etmemiz gerekiyor. Solunum yoluyla zehirlenmelerde, yani bu gaz, duman gibi zehirlenmelerde kişi zor nefes alır. Nefes zorluğu çeker, boğulmayla karşı karşıyadır sonuçta. Bu gibi durumda bilinç açıksa rahat nefes alabilmesi için yarı oturur pozisyon vermek gerekiyor. Yarı oturur pozisyonla akciğerin kapasitesini artırmış rahat nefes almasına yardımcı olacağız. Ve de 112'yi aramayı da unutmuyoruz.